Efendim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'ye yönelik ateşkesin sağlanmasına talep eden ve çok sayıdaki tasarıyı da veto eden ABD bu kez kendi tasarısını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sundu. Öyle ki tasarı Rusya ve Çin tarafından veto edildi. Amerika bir yandan ateşkes talep ederken diğer yandan da katil İsrail'e yardım tasarısını Temsilciler Meclisi'nde onayladı. Bir taraftan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne göstermelik ateşkes tasarısı götürdüler. Bir taraftan da İsrail'e silah yardımlarını onayladılar. Amerika'nın Gazze konusundaki ikiyüzlü tutumu bir kez daha gözler önüne serildi. Katil İsrail'e her fırsatta destek veren Amerika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne göstermelik bir ateşkes tasarısı sundu. Tasarı 6 haftalık ateşkes ve esir takasını içeriyordu. Yapılan oylamadan ateşkes kararı çıkmadı. Tasarı Çin, Rusya ve Cezayir tarafından veto edildi. Rusya tasarının ateşkesten çok siyasi yönü olduğunu savundu. Önce katliamların ve insani krizin son bulmasını istedi. Vetoyla birlikte Birleşmiş Milletler'deki işlevsizlik bir kez daha görülmüş oldu. Güvenlik Konseyi'ne ateşkes tasarısı sunan Amerika, bir yandan da terör devleti İsrail'e silah yardımını sürdürdü. Temsilciler Meclisi, İsrail'e 3 milyar 800 milyon dolarlık silah yardımını onayladı. Birleşmiş Milletler'in Filistinliler için oluşturduğu fona yapılan yardımlar da kesildi. Avrupa Birliği zirvesinden de ateşkes çağrısı geldi. Avrupa Birliği, İsrail'in Gazze'deki saldırılara insani ara vermesini ve Refah'a saldırmaktan kaçınmasını istedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.